Saat 20.30'da yarı final ilk maçında Trabzonspor Vavakars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Kendi sahasında taraftarını da biraz özlemiş bir futbolcu grubu var aslında. Fatih Karagümrük de lige sanki daha çok önem veriyor gibi duruyor. Bilmiyorum, sen de katılıyor musun buna? Vermesi gerekiyor ya da. 85'te gol yedi İstanbul'dan. Evet. Son 5 dakika işte en uzatmada da bir penaltı, ki penaltı olduğunu düşünmüyorum. Yani hafta sonunda Süleyman Urman'ın Karagümrük Başkanı'nın açıklamalarını gördük ligle ilgili. Hakem kararlarına doğal olarak isyan ediyor ama sondaki İstanbulspor Karagümrük maçı da Karagümrük lehine net bir hakem hatasını şahsen ben gözlemlediğimi söyleyebilirim. Ligde her takım lehine aleyhine iyi bir sezon geçirmeye de ortada hakemlerimizin. Evet. Kadro kalitesi olarak bence Karagümrük kümede kalmalı. Yani şimdi şöyle, artık ben Pendik Spor'un da Galatasaray mağlubiyetiyle İstanbulspor zaten matematiksel olarak düşmüştü. Ben de Pendik'in fiilen olmasa da artık zihinlerde çok kalmasını zor görüyorum. Hatay bence 1-0 öne geçip Antalya deplasmanını 2-1 mağlubiyete dönmesi. Hatay artık oradan hani son takım kim olur? Gaziantep mi? Karagümrük mü? Konya mı? Kayseri mi? Kadro kalitesi olarak bence Karagümrük kalmalı. Hükümeti iyi bir kadrosu var. Ama iş kupaysa ve sen de demin ifade ettin Demet, ligde cezasını çekmeye devam ediyor Trabzonspor. Seyircisi maç önce Sivas'a kaybetti 1-0. Bugün taraftarı olacak. Evet. Muhakkak taraftarı bir artı unsudur. Sezon... Abdullah Avcı da bu arada eğer kazanırsa ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor'da kazanmış olacak. Trabzonspor'da Süper Kupa kazandı. Lig şampiyonu oldu. Hoca için aslında güzel bir hedef bakarsak. Trabzon'da hatta 2 Süper Kupa kazandı. 3 tane kupası var. Yani kupalar çok ölçü müdür bir teknik adamın. Elbette hani yakışıyor kariyerlerine. Ama hani neler ürettiği de önemli. Abdullah Hoca değerli bir teknik adam. Benim çoğu zaman futbola biraz daha hani defansif özellikle aksiyonları vardır. Lucescu modeli diyebiliriz buna. İşte ligimizde Aykut Kocaman da böyleydi. Daha önce başarılı olmuş teknik adamları sayarsak. Yani hoca kıyaslaması yapacaksak mesela Okan Hoca daha böyle hücum anlamında kafa yoran teknik adamdır. Ama Abdullah Hoca'nın da ben çalışkan bir teknik adam olduğunu görüyorum. Kafa yoruyor. Eldeki mevcut malzemeden bir şeyler yaratmaya çalışıyor. En azından şunu gördük. Enis Destan'dan Onuachu'nun olmadığı dönemde gayet iyi faydalandı. Şöyle bakalım mı muhtemelen 11'e de? Trezeguet sakattı. Yani bu mücadelede de olmayacak. Şüpheli durumda şu an. Ki yani Onuachu 1 ise Trezeguet 2 derdim Demet bu sezon özelinde. Hücumda zaten bu istatistiklere de yansımıştır. Bu eksikliklere rağmen lig maçını kazanmıştı deplasmanda. Bakalım kupadaki 11'i merak ediyorum ben de. Ekranlarınızda da bizim hazırladığımız muhtemel 11 geldi. Kalede Uğurcan bekleniyor bugün. Defans hattında Eren Denspil, Mendy ve Münye'yi göreceğiz. Umut Güneş, Berat ikilisi orta sahada, önlerinde Bardi. Sol açıkta Pepe, sağ açıkta Vişça, ileri uçta da Enis Destan bekleniyor. Sen de bahsettin, Kayserispor'a karşı özellikle Enis'in performansı oldukça iyiydi. Destan yazdı başlıklarını görmüştüm maç sonrasında. Onaçu'nun boşluğunu son haftalarda iyi dolduruyor. Bugün de beklenti yüksek ondan. Fatih Karagümrük'ü de alalım. İkisini birlikte yorumlayalım. Sözü sana bırakayım. Ne dersin Enis Destan'ın performansını? Kayseri maçı 11'i bu Demet. 2-1 kazandığı Trabzonspor'un. Yani şablon aynı. Oyuncu grubu. Trezeguet o maçta da yoktu çünkü. Evet, Fatih Karagümrük'ün muhtemel 11'i de ekranlara geldi değerli izleyenler. Fatih Karagümrük'ün... Güveni bekliyoruz ileri uçta. Hemen onun arkasında Eserik, sol açıkta Mendez, sağ açıkta Can bekleniyor. Bertolatçı, Rohden, Eserik üçlüsü orta sahada olacak. Onlardan nasıl bir performans beklersin? Fatih Karagümrük'ün de daha dikkatli gözle olimpiyattaki Fenerbahçe maçını izlemiştim. O maç güven yoktu. Forvet'te... Başka bir oyuncu vardı diye aklıma kaldı. Can oynamıştı, hatta golü atmıştı. Eserik geçen sene Kasımpaşa'dan bildiğimiz iyi bir oyuncu. Mendez hangi maçı sordun oyuncu. Bakalım? Fenerbahçe maçını izlemiştim. 2-1 kaybetti. 1-0 önde oldu. Güven olmuş da olabilir aslında. Bertolatçı yine aynı oyuncu grubu. Güven vardı, evet. Mendez, Eserik, direkt Can, o maçın 11'i. Evet. Şu daha doğrusu bu şu anki muhtemel 11'lerden gördüğümüz. Doğal olarak da iki takım kupayı önemsiyor. Ligdeki iddialı kadrolarını kupada. Hani artık bu turlarda zaten rotasyon olmaz. Duran top çözebilir mi diye böyle düşünüyorum maçı. Kasımpaşa'nın maçlarında çok duran top golü olur mesela. Karagümrük'te çok 0-0 oynayan bir takım izlenimi vermiyor bana açıkçası. Bu arada bu kupanın da sürpriz ekiplerinden biri oldu. Öyle de böyle Rams Park'ta ligde. 16'da 16 yapmış Galatasaray, hatta 17'de 17 oldu Pendik maçıyla. Ki ligdeki maçta da Galatasaray'ı zorlamıştı Karagümrük. Serdar Dursun dokunmasa offside olacağını düşünmüyorum. Berabere bitirirdi maç. Kupada da 2-0'la eledi. Güç var. Kadro kalitesi, yani şimdi şöyle bakıyorum Demet Karagümrük kadrosuna. Kalecisi çok tecrübeli. Sirigu iyi bir kaleci. Evet. Breş fena bir bek değil. Koray Gülter, futbol altyapısı Almanya, Galatasaray olmadı ama İtalya'da iyi kötü kariyer yaptı. Levent bence Ferdi satılırsa Fenerbahçe'nin yeni sol beki olabilir. İstihbarat olarak paylaşayım. Bertolatçı yine biliyoruz. Kayseri'ye gitti geldi. İtalya'dan iyi oyuncu. Kariyerinde galiba Milan'da görmüş olabilir. Eserik ben Kasımpaşa'dayken beğeniyordum. Mendez yine böyle savruk bir oyuncu ama yetenekli bir oyuncu. Onu söyleyebiliriz. Kırmızı arada kart görmüştü var. Can bu sezonun Oğuz Aydın kadar olmasa da bence sivrilen yerlilerinden. Gurbetçi olduğunu anlayabiliyorsunuz futbol altyapısını, yurt dışından aldığını. Fena oyuncu değil. Tabelada yaptı Fenerbahçe'ye golleriyle muhtemelen spor kamuoyu kendisini maçlarda dikkat etmiştir. Güven de Beşiktaş'tan sonra kariyerini çok iyi yönetememişti. Karagümrük'e tekrar kıpırdadı bakarsak. Yetenekli bir oyuncu. Gol atıyor ki son İstanbulspor attığı gol belki de Karagümrük ligde kalacaksa kümede bırakan gol olacak. Fena bir kadrosu yok ama ben her zaman... Performans çok lige yansımadı. Olimpiyatta oynuyorsunuz maçlarınızı. Yani sağ koşulları, zemin demiyorum. Zemini fena değildi benim gittiğim maçta olimpiyatın ama tribün koşulu olsun, rüzgar olsun. Kendinizi maça çok veremiyorsunuz. Biraz da hedefsiz kaldı. Hala şu an 3. sezonu benim bildiğim, hatta 4. sezon bile olur Karagümrük'ün. İşte stat sorunu, tesis bu anlamda hep serzenişlerini duyuyorum Karagümrük camiasının. Ben biraz psikolojik faktörler diyeyim. Abdullah Hoca daha hedef odaklı bir teknik direktör. Kafasına koyduğu o hedefe bir şekilde ulaşmasını biliyor. Onuachu'nun yokluğunda Enis'le idare etmiş. Şimdi Trezeguet'in yokluğundan da çok olumsuz etkilenmediklerini gördüm. Bardi net şekilde sezonun ikinci yarısı kıpırdamaya başladı. Evet. Ben kendi adıma Bardi'nin bu sezon başlamasını böyle biraz garipsemiştim. Geçen sezon hiç beklentilerimi benim karşılamıştı. Ben sezonun ikinci yarısı Bardi performansını da beğeniyorum. Pepe yine aynı şekilde. En azından tabela yapabiliyor. Trabzonspor açısından handikap merkezdeki zayıflık. Normalde Mendy, Berat orta sahada iyi bir ikili ama stoperlerin yetersizliği ve Abdullah Hoca'nın ısrarla oyun kuran stoper istemesi. Mendy'yi uzun zamandır zaten stoperde izliyoruz ve Mendy Trabzonspor'un gollerini atağa başlatan isim oluyor genelde geriden topla çıkışlarda. Sağ bekini beğeniyorum. Mönye. Çok iyi bir sağ bek. Nokta transfer diyebiliriz. Nokta transfer, nokta asistler, çok da güzel bir hikayesi var. Nuri Şahin görüyor Dortmund'dan çıkma durumunu ve oyuncunun hedefi sezonun ikinci yarısı düzenli oynayıp Belçika milli takımına atma kendisini Avrupa Şampiyonası için. Düşünür müsünüz diye soruyor. Trabzonspor'da bu fırsatı kaçırmıyor. Bence çok doğru bir takviye oldu. Sol bek Eren, 1,5 sezondur Trabzonspor'un sol beki, beni tatmin ettiğini söyleyemem. Bence Banko 1,5 yıldır Trabzonspor'da oynayan oyuncu daha fazla aşama kaydetmeliydi.